Merhaba dostlar. Bu videoda tamamen yapay zeka bir aracı kullanarak web sitesi inşa edeceğiz, yapacağız. Oldukça kolay olduğunu siz de göreceksiniz. Web sitemiz üzerindeki bir blog yazısı olur, bir şey olur. Onları da ChatGPT üzerinden oluşturacağım. Yani yazı konusunda da bir sıkıntım olmayacak. En azından nereye ne yazacağımı belirleyebileceğim rahatça. Gelin isterseniz aşama aşama gidelim ve ortaya nasıl bir şey çıkacak görelim. Şimdi bunun için ilk olarak tabii bir hosta, bir domaine ihtiyacımız var. Web sitesini inşa edebilmemiz için tabii ki bir alanımız gerekiyor, bir domain gerekiyor, isim gerekiyor. Bunlar işin en basit yönleri tabii ki. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle hostinger.com'a gireceğiz. Burada ana sayfada hosting kısmına geleceğiz ve web hosting'e tıklayacağız. Buradan benim kullanacağım premium web hosting ki 100 tane web sitesi, 100 GB SSD alanı falan var. Bunlar fazlasıyla yeter bize. Bunu tercih etme sebebi de ücretsiz domaininin olması. Ücretsiz bir domain. En azından domain derdiyle de uğraşmamış oluyoruz. Ekstra bir alana da almakla uğraşmamış oluyoruz. Burada kendisine ait bir yapay zeka aracı var. Onu kullanacağız. Ki web sitesini kolaylıkla yapacağız bu sayede. Premium'u ben hesaba ekliyorum. Aynı zamanda buradan satın aldığınızda 30 gün para iade garantisi olduğu için kafanız rahat olsun. Eğer bir sıkıntı yaşadığınız zaman iade isteyebiliyorsunuz 30 günlük süreçte. 24 ay, 12 ay. Kaç ay olduğunu ne kadar hani yükseltirseniz o kadar avantajlı oluyorsunuz. Bu bütün hani sistemlerde böyle hemen hemen. Şimdi buradan 12 aylığı seç. 1 yıllık ücretsiz domain de verecek. Burada bir hesabınız varsa girin, yoksa işte kendi mailinizi yazın. Kollepet mailinizi giriş yapabilirsin veya Facebook, Google üzerinden de girebiliyorsun. Onlar basit. Ödeme yöntemini seçiyorsun. 42 dolar diyor şu an. 42 dolar neye tekamül ediyor bakayım? 1000 lira. Yani hem host hem domain her şey dahil 1000 lira bence çok normal. Şuradan tabii ki kart bilgimi gireceğim şimdi ama kupon kodu olarak tasarımcı dayıyı mutlaka kullanın. Neden? Göstereyim. Gördüğünüz gibi sebebi bu yüzden. Direkt olarak indirim oluyor. Siz bakmayın şimdi dolarda 39 dolara düştüğüne Türk lirasında güzel düşmüş oluyor yani yine. %7 indirim az değil. Tasarımcı dayı kodunu mutlaka kullanın. Video açıklamasında linkini falan da vereceğim. Oraya tıklayarak da tabii erişebilirsiniz. Burada işte kart bilgilerini gireceğim. Bunları da size göstermeyeyim isterseniz. Kart bilgilerimi görmek için abone olun. Like'a tıklayın. Bu kadar kolay mıymış lan? Şimdi ben 12 aylığını satın alıyorum ve panelden devam ediyoruz. Şimdi bu kısmı göstermiyorum, atlıyorum. Orada ne kadar olmuş? Bak 930 lira olmuş. Yani 1 yıllık hem domain hem host hem de yapay zeka aracını kullanarak çok rahat bir şekilde web sitesini oluşturuyoruz. Fiyat çok normal, onu söyleyeyim. Çok çok normal yani. Evet arkadaşlar, satın alımı tamamladık. Şimdi göreceksiniz. Şuradan bir domaini claim diyor. Yani kendi domainimi almam gerekiyor. Alan adımı. Hemen claim domain diyelim. Domain adımız ne olsun? .com olsun. Onu severiz. Site adı da dayının ajansı. Dayı ajans var mıymış, onu merak ediyor. Dayı ajans. Dene bakayım. Vay. Dayıajans.com varmış. Alalım gitsin. Adres ve adres soruyor. Onları ben rastgele zaten sallamışım buradan. Finish diyelim. Tamam, bu kadar. Şimdi domaini aldık. Host zaten bizde. Alan adımızı da aldık. Web sitesini oluşturma aşamasına geçeceğiz. Önce bir home diyelim. Premium web hosting kaldı. Şimdi bunu da setup diyeceğiz. Start diyelim. Yeni bir web sitesi oluştur diyeceğiz. Şimdi burada daha önce olmayan bir özelliğimiz var. Size daha önce göstermiştim ben burada web sitesi yapmayla ilgili bir içerik çekmiştim. Ona da şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Ama şimdi yeni özelliğimiz yapay zekayı kullanmıyoruz. Yani artık yapay zeka kullanmadığımız bir alan yok, takdir edersiniz ki Hostinger de buna eşlik etmiş. Hemen select Hostinger bu yıldır diyoruz. Domainimiz dayıajans.com. Seçtim. Web site oluşturucusuna beni yönlendiriyor şu an. Start creating diyelim. Evet. Dayıajans diyeceğiz bizim. Ajansın adı o. Business showcase diyelim. Açıklama. Açıklamaya ne yazacağız? Reklam tanıtım işleri yapan bir ajansım var. Bununla ilgili bana misyon, vizyon ve yazıları yazar mısın? Hem ChatGPT neler çıkaracak? ChatGPT bu arada misyon vizyonu çok tatlı yazdı ha. Abi çok güzel yazdı be. Çok hoşuma gitti. Ben bunu kullanırım. Tamam, hakkında kısmını daha fazla uzatmaya gerek yok. Create diyelim. Şu an yapay zeka bizim için çalışıyor. Ne haber? Nasıl gidiyor? Takip ettin mi? Ettim mi takip? Evet, your web site ready dediği şeyler patladı falan, site geldi. Şimdi diyor ki bak, oha ne yapmış böyle? Ha, benim hakkında yazısını parçalara bölmüş ve her birine şey yapmış mesela, görseller ekleyerek. Çok mantıklı hareket ha. Bir de template diyor mesela, birkaç tane burada tasarım var. İstediğini seçebiliyorsun. Hangisi sana daha uygunsa mesela. Fontlar, renkler falan olarak da kendine uygun olanı seçebiliyorsun. Güzel. Yaratıcı fikirler, etkileyici çözümler mi? Nerede yazıyor? Aa, çok iyi ha. Bak bu yapay zeka aracı çok sağlıklı.
sağlam çalışıyor. Onu gördüm şu anda. Yani bir web sitesini sana direkt olarak oluşturuyor ve istediğin gibi düzenlemene de olanak sağlıyor. Şimdi bu ikincisi benim daha çok hoşuma gitti. Bu tatlı bu şekilde mesela. Sayfalar diyoruz. Blog sayfalar işte. Portfolyo. Portfolyo diye bir sayfa eklemek istiyorum mesela. Bak bastığım anda gördünüz mü? Sayfayı ekledim. Mis. İstersen online store falan da ekleyebiliyor. Gerek yok ona. Bak online store dedim mi hemen bak görüyor musun? Sepet mepet geldi. Şak diye ayarlıyor. Blog kısmı da var. Yani ihtiyaç duydursa ama bloğa gerek yok. Şu anki haliyle bence güzel. Hikayenizin sesi bizim işimiz ya. Bir de şey, şimdi benim hakkında kısmında yazdığım yerlerden sloganlar çıkarmış. Çok tatlı, tamam. Ben sevdim bu işi ya. Güzel. Tamam, continue diyelim bakalım. Şu an bu haliyle güzel. Şimdi dil diyor. Buradan dili seçelim. Türkçe dedim. Başka dil de ekleyebiliyoruz mu? Bir de English diyelim. Ad language diyelim. Onu da şöyle ekleyelim. Buradan istersek istediğimiz dile geçiş yapabiliyoruz. Çok güzel. Çok iyi bak. Eskiden bunu böyle eklenti meklenti bir ton şeyle uğraşıyorduk ya. Vay anasını. Bak arka planın rengini mengini şuradan ayarlayabiliyoruz. Güzel. Mesela burayı edit diyelim. Home kısmına dayı sayfa, portfolyo, referans işlerimiz diyeyim. Tamam mı? Bak. Güzel. Buraya istediğim zaman hani farklı şeylerde sayfalarda ekleyebiliyorum zaten. Sayfalar arası geçince falan böyle kendini yenile bilmem ne gibi saçmalıklar da yaşamıyorsun. Şimdi şuradan change logo diyorum. Logomu değiştireceğim. Yeni bir tane. Kendi logomu şöyle ekleyebiliyorum mesela istersen. Tabii ben şu an bunu koymayacağım. Sadece logo yazsın istiyorum. Logomu buraya ayarlamadım çünkü daha sonra ayarlarım. Kullanırım ben bunu. Style falan buradan ayarlayabiliyoruz. Rengini mengini. Tamam. Güzel. Şuraya ilk olarak yazsın mesela. Daha sonra şurada da V. Güzel. Şunun ortada olmasını tercih ederim. Güzel. Şurada da genişliğini ayarlayabiliyormuşuz. Ya her parçasını istediğimiz gibi değerlendirebiliyoruz. Kullanabiliyoruz. Mesela o yönünü çok sevdim ben bu aracı. Web sitesi stili buradan hani böyle renkleri menkleri ayarlayabiliyorsun. Bak burada görseli koyabileceğim kareler şeyler belli. Ben biraz daha mesela küçültmek istiyorum şöyle. Ben birkaç kare. Sonra şöyle ortalıyorum. Gayet tertemiz. Eklendi. Şimdi başka şeylere bakın. Mesela Logo Maker var. Deneyelim. Direkt Hostinger'in kendi içinde bu. Dayı ajans diyelim. Sizin hayaliniz, işimiz. Yazdık işte rastgele bir şey. Endüstrisi ne? Yazdık işte reklam, tanıtım. Bize şimdi logo üretiyor. Yani logo aracı da kendi içine. Her şey kendi içinde olması tabii güzel. Yazı yazmak istediğim zaman da mesela bunun yapay zeka aracını kullanabiliyorum. Yani benim şu ChatGPT'de oluşturmama hiç gerek yokmuş aslında. Kendi içinde varmış. Onu da deneyebiliriz mesela bak. Restoran food ne olduğunu soruyor. Profesyonel servis diyelim. Buradan bu şekilde mesela alanları seçerek tekst oluşturabiliyorsun. İstediğin hani kısmı seçip ya da bir blog sayfası açarsın mesela burada. Oradan yardırırsın. Mantıklı. Bak blog kısmına bak. Şuradan blog postlar var hazırda. Bunlardan böyle seçip içini doldurabilirsin çok rahat. İsterseniz hem ürün satacaksanız o kısımda var ama o benim işim yok şu an onunla. Analistik kısmına geliyorum. Buradan analistikleri görebiliyoruz işte site hakkındaki. Bak sitenin genel ayarları bunlar. Favicon'u buradan ekliyorsun. Ha bu web sitenin adresini paylaştıklarında görsel olarak ne göreceklerini falan buradan seçebiliyorsun. Güzel. Cookie kısmı olsun. Daha böyle ciddi gösteriyor siteyi. www başında olmasın. Böyle iyi. İntegrasyona bakalım. WhatsApp falan bağlayabiliyoruz buradan. Güzel. Google AdSense'i bağlayabiliyorsun. Analistik falan onların hepsini zaten. Güzel. Bak şimdi mesela SEO üzerinden bir şey oluşturacaksın. Açıklamasını falan sayfanın. Referans işlerinin olduğu sayfa için. Gördüğünüz gibi başlığı, açıklama kısmını falan çok güzel bir şekilde, temiz bir şekilde oluşturdu. Şurada gördüğünüz şekilde gözükecek yani sayfa. Finish diyorum. Hatta şuraya neler ekleyebiliriz? Onları da görüyorsunuz burada. Bayağı da iyiymiş ha. Galeri kısmı için diyeyim. Bunlar zaten fotoğraf, geç, kontak form. Onları zaten ayarlayabiliriz. Bana sadece yazı koyabileceğim şöyle daha basit ha, yani resimsiz bir yazı gerekiyor bana. Aynen şunun gibi yapıştıralım. Ama neden? Türkçe yok. Neyse şimdi onunla uğraşamayacağım. Tamam yazımı yazdım. Şöyle biraz daha yukarı taşıyacağım. Tam ortalayacağım. Heh, güzel. Portföy sayfası da güzel oldu. Go live diyelim mesela. Bunu yayına alalım şimdi. Publish. dayıajans.com. Site gelmiş mi? Henüz gelmemiş de olabilir. Ha gelmiş. Süper. Bak görüyorsun burada aşağı inince hatta animasyonları falan da eklemiş abi. Çok iyi ya. Tamam çok güzel. Çerez uyarısı da geldi. Kabul ediyorum diyorum. Burada bir tek ne var? İşte iletişim kısmı. Şuraya bir harita marita koyabiliriz belki. Şunların Türkçe'ye çeviririz. Referans işlerimize bakalım. Bak gayet tertemiz bir şekilde yazımız da yazıyor. Şuradan işte müşteri geldiği zaman görselleri tek tek bakabiliyor. Bizim referans işlerimize bakabiliyor. Güzel. Çok hızlı ve hoş bir iş çıktı ha. Çok hoşuma gitti. Ne kadar sevdim. Çok sevdim. Very good. I like it. Şey bu. Mağara seviyesi İngilizce. Tamam süper. Buradaki görselleri zaten hani değişsin. Manage gallery dersin. Şuradan hemen bak 1-2 ya da hepsini yüklersin hızlı bir şekilde. Referans çalışmalarını. Değiştirirsin. O kadar basit yapılmış ki yani bunu şu sistemi 6 yaşındaki çocuk bile alır kullanır web sitesini yapar. O kadar basit yani. Bu arada dayı ajansı için logo oluşturmuştum bak. Hani böyle çok bizle alakalı olmayan şeyler tabii de. Gemici şeysi falan var yani. İkonu var. Şunu alacağım ama bunu değerlendireceğim bak. İkonu değiştireceğim.
değiştir diyeceğim. Tamam mı? Buradan daha böyle değişik, böyle büyük bir ajans havası yapan bir ikon. Böyle bir ikon var mı lan? Mesela yapay zekaya da ikon yaptırabiliyormuşuz lan. Yapay zekanın 20'li yer kalmış. Çok iyi sistem ya. Ne olsun mesela? Building diyelim. Herhangi bir bina olabilir. Güzel ama bu daha çok emlakçı için tabii. Uncle deyince ne çıkaracak bakayım, merak ettim. Mesela üstte mi, altta mı, yanda mı, onu da ayarlayabiliyorsun. Güzel. Font olarak ciddi bir fonta ihtiyacımız. Tamam. Şimdi Dolant dedik. Dolant deyince logo PNG'sini direkt verdi bize. Bunu da mesela logoyu orada oluşturdum diyelim. Buraya tıklıyorsun hemen. Şuraya change logo diyorsun. Replace diyorsun. Şuradan alıyorsun logonu, atıyorsun. Saniyelik işler zaten bunlar. Çok hızlı. Select dedik. Buraya geldi. Logonun büyüklüğünü de şuradan ayarlıyorsun. Bitti gitti yani. Ben bu kadar beklemiyordum bu arada. Yani bayağı normal tanıtacağım bir şey olarak görüyordum ben bunu. Ama gerçekten hoşuma gitti. Olayı başka bir boyuta taşımış hosting'e. Tebrik ediyorum o yönde. Güncelledik mesela. Bak sayfaya gelelim. Bak mis gibi. Şuradan mesela İngilizce dediğim zaman hani İngilizce'ye çevirecek direkt. İngilizce versiyonundaki logoyu vesaire hani ya da yazıları İngilizce ayarlamadığım için şu an gözükmüyor ama o zaten dediğim gibi hızlı işler. Hemen yapabileceğiniz şeyler. Şu en alta ne ekleyebiliriz mesela? Şuraya şuradan map diyelim hemen. Sadece haritayı seçeceğim. Şimdi bu haritayı alıp şuraya ekleyeceğim. Şu sayfaya. Boyutunu şuna göre ayarlayacağım. Tertemiz oluyor ya. O tak diye oturdu mesela. Hiç öyle bana mısın demiyor. Çok hoşuma gitti. Niye ben bu kadar yükseldim buna bilmiyorum. Aynen aynen. Aynen. Yazıyı şöyle yukarı alayım. Bunu da şöyle alayım. Şöyle de şurayı kıstık mıydı? Bize ulaş. Tertemiz. Edit map diyoruz. Buradan adresi giriyoruz mesela. Şanlıurfa değil. Adresimiz de bu. Edit form diyelim buradan. Abi bu büyük lüks ya. Bunu sadece host domain olarak elde edememen lazım. Çok hoşuma gitti. O zinger çağ atlamış. İletişim formu. Ama fields diyelim. Name kısmına gelelim. Bu şeylere gerek yok aslında. Şu field label kısmına. Ya da var bilmiyorum. Soyadınız diyelim. Mesajınız. Tamam. Butona bakalım şuradan. Çayı demle diyelim. Form gönder. Derecede teşekkürler yaz. Formdan sonra da yönlendireceği sayfa dayı sayfa olsun. Güzel. Buradan formla ilgili diğer ayarları yapabiliyorsun. Animasyonunu bilmem nesini. Gayet temiz. Tamam, linkler buraya eklenmiş. Daha fazla ekleyemeyiz diyor. Update diyelim. Tamam geldik. Aşağı indim. Harita da burada. Güzel. Tam istediğim gibi haritada oturmuş buraya. Ad soyad falan şuraları bir dolduralım. Çayı demle dedim. Bak teşekkürler dedi ve direkt ana sayfaya attı tekrar en üst kısmı. Temiz bir şekilde çalışıyor. Sıkıntı yok. Referans işlerimiz falan da burada. Abi çok kolay ya artık. Eskisi gibi değil yani. Şimdi çok fazla ben böyle hazır web sitesi yapacağını, yapay zeka destekli şeyler falan gördüm tabii piyasada ama bu kadar temiz ve her şey yerli yerinde olan bir bu sistemi gördüm gerçekten. Şeyleri iyi ayarlamışlar yani. Sen mesela logoyu değiştireceksin falan uğraşmıyorsun. Çok basit bir iki dokunuşla bir iki yere tıklayarak yapabiliyorsun. Ben çok başarılı buldum kasten. Size deneyimlemenizi tavsiye ederim. Direkt hosting'e girip eğer ki bir web sitesi yapacaksanız çok rahat bir şekilde buradan yapabileceğinize inanıyorum. Gördünüz zaten daha ne kadar rahat yapabileceksin ki. Standart basit bir sistem, bir kurumsal site yapmak istiyorsan tabii ki biçilmiş kaftan daha iyisi yok. Ama tabii ki daha profesyonel bir iş beklentim varsa, bazı işte örnek veriyorum web sitemde biri girince kendi resmini yükleyecek, o şuna dönüşecek falan tarzı fantezilerim varsa o zaman iş değişir. O zaman profesyonel bir yere gitmen gerekir. Dayı Ajans gibi. Orada Dayı Ajans Instagram hesabını da dayının ajansı diye yazıyor Instagram'da. Takip edin lütfen. Oradan da bekliyorum. Ama standart işlerde mesela bana sadece kurumsal benim firmamı tanıtacak basit bir siteye ihtiyacım var diyorsa budur abi. Çok net budur yani. Dediğim gibi linkler açıklamada falan var. Direkt ulaşmak istiyorsanız benim üzerimden ulaşırsanız sevinirim. Web sitesine benim üzerimden taklarsanız yani direkt YouTube üzerinden tıklayarak giderseniz tabii ki sevinirim. Mutlu olurum. O zaman bana ayırdığınız vakit için çok teşekkür ediyorum. Umarım ki sevmişsinizdir. Eğlenceli bir iş oldu. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Umuyorum bana ayırdığınız vakit hak etmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Logo tasarım, web tasarım var. Yine yaparız, hep yaparız bak. Arıyorsan hadi kaliteli yol ha.